Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yabancı dil öğrenmenin yöntemlerini, ilkelerini kendi yaşadığım tecrübelerle anlatmaya çalışacağım. Burada anlatacağım hususlar herhangi bir yerde okuduğum veya tecrübe ettiğim hususlar değildir. Tamamıyla hobi olarak başladığım yabancı dil serüvenimi belli bir noktaya getirdikten sonra kazandığım tecrübeleri aktarıyorum arkadaşlar. İnsanoğlu yaratılış gereği birçok yeteneği kazanacak şekilde donatılmıştır. Bu yeteneklerin başında da dil öğrenme yeteneği gelmektedir arkadaşlar. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim kurabilmesi için dil çok önemlidir. Bu nedenle dil yeteneği insanda ziyadesiyle vardır. Her insan en az bir dil öğrenme yeteneğine sahiptir. Ve her insan birden fazla dilde rahatlıkla öğrenebilir. Beynimizin dil öğrenme yöntemini ve ilkelerini bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bugüne kadar gördüğünüz veya duyduğunuz üzere birçok online veya doğrudan kursa gitmişsinizdir. Halen daha kurslar devam etmektedir. Bunlara tabii ki gidip devam edebilirsiniz. Veya birçok CD, kitap, kaynak tedarik etmiş olabilirsiniz. Ancak yabancı dil öğrenme, daha doğrusu yeni bir dil öğrenme bazı şartlara bağlıdır. Daha çok az önce bahsettiğim hususlar bir araçtır. Ancak yabancı bir dili, daha doğrusu yeni bir dili öğrenmenin farklı temel ve doğal yöntemleri vardır arkadaşlar. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. En başta yabancı dili niçin öğrenmemiz gerektiğini çok iyi belirlememiz gerekmektedir arkadaşlar. Niçin yabancı dile ihtiyacımız var? Yabancı dilin bir sınır yoktur. Daha doğrusu dil öğrenmenin bir sınır yoktur. Güzel konuşmanın, daha fazla kelime öğrenmenin, daha fazla kitap yazmanın, makale yazmanın veya çok iyi okuyup anlamanın bir sınırı yoktur. İnsandan insana da değişir arkadaşlar. Örnek olarak bir boyacı eğer müşterileriyle iletişim kurabiliyorsa ve kendi alanındaki işlerini yürütebiliyorsa bu arkadaşlar o alandaki yabancı dili biliyor demektir. Bu arkadaşların daha fazla bilgiye ihtiyacı yoktur. Çünkü hedefteki yabancı dille iletişim kurabilmektedirler. İletişim kurabiliyorsa o yabancı dili biliyor demektir. Ve bir resepsiyonist eğer müşterilerini karşılayacak ve onları yönlendirecek kadar İngilizce biliyorsa, iletişim kurabiliyorsa, insanlar bu konuda zorluk çekmiyorsa ve amacına ulaşıyorsa yaptığı hizmetler, buradaki arkadaş da yabancı dil biliyor demektir. Daha fazlasını bilmesine gerek yoktur. Aynı şekilde bir taksici, bir müşterisini adres almayı veya adres tarif etmeyi, yönlendirmeyi biliyorsa o da kendi alanında yabancı dil biliyor demektir. Fakat bazı hususlar vardır ki daha çok tecrübe, daha çok bilgi, birikim ister. Örneğin bir turist rehberinin farklı bir formatta dil öğrenmesi gerekmektedir. Çünkü bir turist rehberi misafirlerini gezdirirken birçok alanda bilgi sahibi olması gerekir. Terminolojisinin geniş olması gerekir. Bu arkadaşın da o yönde kendini geliştirmesi gerekir. Ama bir haber sunucusuna baktığımız zaman ise çok güzel konuşması, çok güzel telaffuz etmesi ve iletişimin iyi olması gerekir. Bir akademisyenin bilmesi gereken dil ise daha farklıdır arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde konuşmak, kelime hazinesinin geniş olması, çok iyi anlaması, anlatması, okuması, yazması bu anlamda kendine göre İngilizce öğrenmesi gerekir. Gördüğümüz gibi İngilizce bilmenin çeşitli çeşitli seviyeleri vardır arkadaşlar. Herkes kendi iş alanına göre, kendi ilgi alanına göre yeteri seviyede İngilizce öğrenebildiği andan itibaren o dili o anlamda biliyor demektir. Bunun da bir sınırı yoktur. Mükemmel olmak zorunda da değiliz. Ve eğer bu mükemmelliyet zincirinden kendimizi kurtarabilirsek çok daha rahatlıkla yabancı dil öğrenebiliriz ve hızlı bir şekilde üzerine koyabiliriz. Temel olarak belirli bir adım attıktan sonra zaman içerisinde bulunduğumuz konumu tabii ki daha da fazla geliştiririz ve ister istemez dilimiz gelişir arkadaşlar. Onun için bir yabancı dile başlarken en önemli husus temel seviyede başlamak, mükemmeliyetçilik zihniyetinden kurtulmak ve hem konuşurken, hem yazarken, hem de okurken hiç kimsenin tesiri altından kalmadan dalga mı geçerler, alay mı ederler, küçük mü görürlerine bakmadan ısrarla, tabiri caizse kafa göz yararak ısrarla didinmek lazım, tırmanmak lazım
ve belli bir noktaya gelindikten sonra nasıl ki kendi öz dilimizi, ana dilimizi konuşabiliyorsak, beynimizde o yabancı dili de, yeni öğrendiğimiz dili de aynı şekilde beynimizde kurgular ve yavaş yavaş onu öğrenmeye başlarız arkadaşlar. Tabii ki burada önemli olan istikrar ve kısa vadede, hatta orta vadede beklentisiz olma. Bir beklenti içine girmemeliyiz. Niye olmuyor? Niye öğrenmedim? Nasıl olmuyor değil. Belirli bir süre önümüze koyacağız. O süre birinci aşamada 1 yıl, 2 yıl, 3 ve en nihayetinde 4 yıl şeklinde planlayabilirsiniz. Ve zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Bu sürenin sonuna kadar tek yapmamız gereken sonuç almak değil, sadece her gün belirli bir şeylerle uğraşmak. Sürekli yabancı dille hemdem olmak, iç içe olmak ve istikrarlı bir şekilde her gün zaman ayırmak arkadaşlar. İstediğimiz kadar kurslara gidelim, istediğimiz kadar kelime kartları elde edelim. Bence bu şekilde ne yeterli derecede ve etkin bir şekilde kelime öğrenebiliriz, ne de bir ilerleme sağlayabiliriz arkadaşlar. Benim size bu videoda da önereceğim en önemli hususlar hepsi ekranda arkadaşlar. En başta yabancı dili öğrenmek derken neyi kastediyoruz? Birincisi konuşmayı, ikincisi dinlediğimizi anlamayı, üçüncüsü okumayı, okuduğumuzu anlamayı ve yazmayı. Eğer sıfırdan başlıyor isek temel seviye bir gramerden başlayıp bunu bir kursta da alabilirsiniz, bir online kursta da alabilirsiniz ve bir kitap üzerinden de yapabilirsiniz. Temel seviyede gramere başlamak, gramer öğrenmeye başlamak, dil yapısını öğrenmeye başlamak ve hiç geç zaman geçirmeden eş zamanlı olarak da yoğun bir şekilde kitap okumaya başlamak arkadaşlar. Durmaksızın, kelimelerine baksamaksızın sadece okumak. Hiçbir şekilde durup bu kelimenin anlamı neydi, bu cümlenin anlamı neydi demeden sürekli okumak, ama okurken öğrendiğimiz yeni gramer yapısını da dikkate alarak, daha önce öğrendiğimiz yeni kelimeleri de ve yapıları da dikkate alarak ve konuyu da anlayarak, konunun da genel bütününden bir şeyler çıkarmaya çalışarak cümleyi anlamaya çalışmalıyız. Beynimizi bu anlamda zorlamalıyız. Ama durmamalıyız. Bir kitap nasıl Türkçe okuyorsak onu da aynı şekilde okumaya çalışarak sadece anlamaya çalışacağız, ama takılıp kalmayacağız. Sürekli devam edeceğiz. Ve bu şekilde 4 sene boyunca elimizden hiçbir kitap düşmemeli. Çeşit çeşit kitaplar okuyabiliriz. Bir roman okuyabiliriz. Basit bir hikaye kitabı da okuyabiliriz. Bana göre yabancı dil öğrenmenin ve benim uyguladığım yöntem ise bol bol kaynak okumaktır. Bu kaynaklar bir roman, az önce söylediğimiz bir roman olabilir, bir hikaye kitabı olabilir, bir bülten olabilir veya herhangi bir broşür olabilir arkadaşlar. Bulduğumuz bütün İngilizce kaynaklarını okumakta fayda vardır. Özellikle mesela uçaklarda dağıtılan dergiler vardır veya abone olduğunuz dergiler vardır yabancı dilde. Dergiler çok önemli çünkü çok çeşitli konulardan bahsetmektedir. Sağlıktan bahsedebilir, teknolojiden bahsedebilir, doğadan bahsedebilir, sosyal ilişkilerden bahsedebilir, ekonomiden bahsedebilir veya birçok alanda bahsettiği için farklı alanlarda farklı terminolojileri, farklı kelimeleri öğrenme fırsatımız olur. Bunun için muhakkak elimizin altında bir tane İngilizce dergi olmasında fayda vardır. Ayrıca bir İngilizce gazete alıp onu sonuna kadar okumakta fayda vardır. Az önce söylediğim bir husus vardı. Non-stop, durmaksızın sürekli okumak işin birinci parçası. İkinci parçası ise elimize aldığımız bir köşe yazısını, bir dergideki makaleyi alıp icabında 1 saat, 2 saat üzerinde analiz yapmak, gramer analizi yapmak, kelime analizi yapmak ve anlamaya çalışmak. Öğrendiğimiz gramer çerçevesinde anlamaya çalışmak ve bu iki husus sürekli devam etmeli. Bir gün içerisinde en az bir tane olmak üzere artırabilirsiniz. Makale ve köşe yazısı çözümleme, az önce söylediğim şekliyle icabında bir sayfalık bir şeye 2 saat ayırma, bir de sürekli olarak bir şeye non-stop okumak ve bunu zamana yaymak arkadaşlar. Bunu 1 seneye, 2 seneye, 3 seneye, 4 seneye yaymak. Bu şekilde devam etmek. Bu bizim okumamızı da geliştirir, yazmamızı da geliştirir, kelimemizi de artırır. Kelime öğrenmek, açıp sözlüğü bir yerde bakmakla bence olmaz.
Kelime öğrenmenin en güzel yolu bol bol kaynak okuyup o kaynaklar içerisinde cümle içerisinde geçerken o kelimeyi öğrenmektir. Ve beyinde öyle kalıcı olur. Ve otomatikmen biz bir makalede veya başka bir kitapta, hikayede okuduğumuz zaman o kelime zaten en çok kullanılan kelimeler olur. Bunun için gidip en çok kullanılan kelimeler sözlüğü veya kaynağı almamıza gerek yok. Bol bol bu kaynakları okursak zaten hem yazınsal hem de hikayelerde kullanılan kelimeleri, terimleri, yapıları da öğrenmiş oluruz. Bu non-stop olarak okuyalım dediğim husus niçin gerekli arkadaşlar? Bir kere beynimiz sürekli yeni yeni kelimeleri görüp onunla tanışmaktadır. Her gördüğümüz kelime anlamasak bile, her gördüğümüz yapı anlamasak bile ileride karşılaşacağımız ve öğreneceğimiz kelimeler ve yapılar arasındadır. Ve biz bunu sürekli olarak okurken görürsek eğer beynimiz onu kaydeder ve onunla tanışır ve sürekli olarak görünce de onu merak eder. Belli bir noktadan sonra onu öğrenmeye ihtiyacı ve kaydetmeye ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla da zamanı geldiğinde o kelimeyi öğrendiğimizde, anlamını bildiğimizde ve o yapıyı öğrendiğimizde artık ana dilimizde nasıl ki bir cümleyi hiçbir gramer bilmeden kurabiliyorsak, hiçbir gramer hususuna dikkat etmeden çok güzel konuşabiliyorsak, bu da aynı şekilde beynimizde oturur ve zaman içerisinde hiç biz farkına varmadan bir düzen içine girer ve düzgün bir şekilde konuştuğumuzu veya anladığımızı veya okuduğumuzu, yazdığımızı hissederiz. Eğer bu şekilde devam edersek belirli bir noktadan sonra fark edeceksiniz ki aynen Türkçe okuyor gibi okuyacaksınız, Türkçe anlıyor gibi anlayacaksınız. O şekilde beynimiz onu düzenleyecektir. Bu işin okuma ve yazma kısmı. Tabii ki yazma da bol bol yazmakta fayda vardır. Her gün bir şey yazmakta fayda vardır. Bu üçüncü söyleyeceğim husus ise bir konu seçip o konuda İngilizce bir şeyler yazmak. Bir küçük paragraf olabilir. Bir anlatacağınız bir husus olur, onu İngilizce yazmak. Bir dilekçe yazmanız gerekir, onun İngilizcesini de yazmak. Bu da çok fayda sağlar. Yani nasıl ki az önce bir İngilizce bir makaleyi Türkçe'ye çevirdik. Bu şekilde de yine bir Türkçe'yi İngilizce çevirmeye çalışmak, zorlanmak. Yani burada kesinlikle bıkmayın. Atacağımız her adım, zorlanacağımız her husus ileriye attığımız bir tuğladır ve muhakkak karşılığını alırız arkadaşlar. Bu işin en büyük sabırdır. Yabancı dilin çeşitli seviyeleri vardır. Bir 300 kelime, 300 cümle öğrenerek veya 100 cümle öğrenerek o anki işinizi yürütebilirsiniz. Çok daraltabilirsiniz. Onun için mükemmel olmanıza gerek yok. Yabancı dil eğer kendi ana dilinizi ne kadar etkin bir şekilde kullanabiliyorsanız ikinci bir dili de yani öğreneceğiniz yabancı bir dili de o şekilde kullanabilirsiniz. Türkçeyi çok akıcı bir şekilde konuşma altyapınız ve karakteriniz, fıtratınız yok ise ikinci bir dili de o şekilde konuşamazsınız. Yani Türkçeyi çok yavaş yavaş konuşup İngilizce de şakır şakır konuşma imkanı çok imkan dahilinde değil. Çünkü aynı beyin, aynı mekanizma, aynı ortam beyin içinde sağlanıyor. Dolayısıyla da kendi dilimizi nasıl konuşuyorsak yabancı dilimizi de genel anlamda, genel olarak istisna olabilir, istisna insanlar olabilir. Türkçe dilimizi veya kendi ana dilimizi nasılsa o şekilde öğrenebiliriz. Bu nedenle bence mükemmel olmaya da gerek yoktur. Önemli olan iletişim kurmaktır. İnsanlara bir konuyu, bir hususu iletebiliyorsunuz, iletebiliyor iseniz ve karşı tarafı anlıyorsa ve karşı tarafı da anlayabiliyorsanız iletişim kuruyorsunuz demektir. Kimseye düzgün bir şekilde konuşmayı ispatlamak durumunda kalmayın. Kendiniz için bir şeyler yapın. Birileri sizi aşağılayacak veya alkışlayacak veya bir utanılacak bir durum değildir. Farklı, tamamıyla size özgü, çok da güzel, çok eğlenceli bir husustur. Ben şahsen hobi olarak bakıyorum. Her gün muhakkak bir makale okuyorum. Hoşuma gidiyor. Ve becerebilirsem, zaman ayırabilirsem ikinci bir yabancı dile de geçmek istiyorum. Genel anlamda bu arkadaşlar, bunlar okuma ve yazmaya yönelik hususlar. Burada en kritik nokta ise dinlemedir arkadaşlar. Konuşulanı anlamaktır. Çünkü bir şekilde yazdığınızı düzeltebilirsiniz veya Google Translate'ten bir yazı yazıp bunun örneğini alabilirsiniz. Ve konuşurken çat pat bir imayla da anlatabilirsiniz. Karşı tarafı iletişim kurmak kolaydır. Ancak karşı tarafın konuştuğunu
anlamak en önemlisidir. Özellikle İngilizce'de telaffuz ve hızlı konuşma, özellikle native'lerde çok farklı olduğu için bu husus çok önemli. Bunun için de bol bol native speaker'lardan veya native konuşmacılardan bol bol film izleyip, bir tartışma programı izleyip, dinleyip, izlerken dinleyip veya bir haber programı, bir görüşme, bir mülakatı, bunlarla ilgili ben dinlediğim şeyleri aşağıdan link olarak atabilirim isterseniz. Charlie Rose var burada. Güzel, çeşit çeşit insanlarla mülakat yapmaktadır. Mesela ben sık sık dinlerim. Sürekli olarak dinlemek, çeşitli insanları dinlemek, çeşitli ağızlardan dinlemek, çeşitli aksanlardan dinlemek faydalı olur. Bunu da aynı şekilde okumadan sürekli olarak dinlemek, anlamaya çalışmak ve hem okuyup hem dinleyip hem bir şekilde bu gayret ettiğimiz zaman kulağımız da gelişir arkadaşlar. Dediğim gibi mükemmel olmaya gerek yok. Konuşulan her şeyi net anlamaya gerek yok. Çünkü en nihayetinde Türkçe'de de bir radyoda, bir televizyonda her konuyu anlayamayız. Bir iki tane ekonomistin karşılıklı ekonomik terimlerle konuştuğu zaman bir kısmını anlarız, birçoğunu anlayamayız. Terimleri anlayamayız. Yani birçok şeyi de anlamak durumunda değiliz yabancı dilde. Bir sağlıkla ilgili bir husus, iki tane doktor konuşuyorsa onların dediklerinin tamamını anlamamız mümkün değildir. Önemli olan genel dili bilmek, sosyal dili bilmek, kendi alanımızda terminolojiyi bilmek yeterlidir arkadaşlar. Diğer hususlar ise ne kadar çok kendinizi geliştirsek o kadar artıp zamanla gelişecektir. Tekrar ediyorum, mükemmel olmaya gerek yoktur. Önemli olan iletişim kurabilecek seviyeye gelmektir. Eğer işinizde iletişim kurabiliyorsanız başarılısınız demektir. Burada da dinleme çok önemli. Dinleme için de bol bol özellikle mülakatları dinleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Dizi izleyebilirsiniz. Filmler izleyebilirsiniz. Ve müzik dinleyebilirsiniz. Ve daha çok hani filmler, bazı filmler vardı ki halk ağzı konuşulur. Böyle düzenli bir İngilizce değil de halk ağzı. Kısa terimler, deyimler, bunları da bol bol izlemekte fayda var. Ve eğer yapabiliyorsanız bir yurt dışına gidip, herhangi bir sebeple gidip bir ben giden arkadaşlar biliyorum, temizlik görevlisi olarak giden vardı. Benzin istasyonunda çalışmaya giden vardı. Sırf ortamda bulunmak için, yabancı dile maruz kalabilmek için ve çok da başarılı oldular. Bunu da yapabilirsiniz. Ama en kötü ihtimal şu an internet bol, kaynak bol. Dinleyebilirsiniz bol bol, konuşabilirsiniz. Dediğimiz gibi bol bol bütün kaynakları internette bulduğumuz müzik olur, hikaye olabilir, bir haber programı olur, tartışma programı olur. Bol bol dinlememiz gerekmektedir arkadaşlar. Diğer yaptığımız okuma ve yazma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak bunu yapmamız gerekmektedir. Ayrıca konuşma hususunda ise mümkün olduğu kadar bir konuşma ortamına girmekte fayda vardır. Özellikle eğer yurt dışına yine gidebiliyorsanız bir 6 ay veya 1 sene yurt dışında Türkçe konuşulmayan, daha doğrusu ana dilinizin konuşulmadığı bir ortamda mecbur kalacağınız şekilde bir ortam oluşturursanız, öyle bir ortama giderseniz de konuşma yeteneğinizi hızlı geliştirebileceğiniz gibi halk konuşmasına da maruz kaldığınız için halk konuşmasını, dolayısıyla insanlara iletişim kuracağınız dili de öğrenmiş olursunuz. Konuşma ilk başta arkadaşlar özellikle insanların en çok çekindiği ve atlayamadığı köprü, zincir konuşmadır. Konuşursam nasıl karşılanırım? Bir ortamda, bir platformda konuşursam dalga geçerler mi? Cümle kurabilir miyim? Vesaire vesaire. Böyle şeylerle ilgili eğer dil öğrenmek istiyorsanız onu zinciri kırmanız gerekmektedir. Adeta kendinize güvenir bir şekilde kafa göz yararcasına, çünkü siz bir ikinci bir yabancı dil öğreniyorsunuz. Şu anda ana diliniz değil, farklı bir şey konuşuyorsunuz. Bunu çekinmeden kafa göz yarma pahasına konuşmaya devam etmeliyiz ve belli bir noktadan sonra da konuştukça cümlelerimiz hiç bizim beklemediğimiz bir şekilde gittikçe oturur ve çok daha rahat iletişim kurarız. Bu söylediğim hususlar genel anlamda dil öğrenmenin bana bakan yönüyle ince hususlardır arkadaşlar. Hiçbir şekilde yabancı dil seri seri dizi dizi kitaplar almakla, CD'ler almakla, bir kursa üye olmakla, bir kursa gitmekle veya farklı bir ortamda bulunmakla olmaz arkadaşlar. Emek ister. Yabancı dil özellikle YDS seviyesinde, akademik seviyede geliştirmek istiyorsak bir kere emek isteyen bir husus vardır. Zaman isteyen bir husustur. Sabır ve istek isteyen bir, istikrar isteyen bir husustur.
Öyle bir sihirli değnek yoktur. Onun için sabırla, istikrarlı bir şekilde bu söylediğim hususları yaparsanız yabancı dil öğreneceğinize inanıyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi bunlar sadece benim kendi görüşlerimdir. Diğer bütün hocalarımızın bu konuda daha uzman olan arkadaşlarımıza karşı ben saygı duyuyorum. Ancak bunlar benim tecrübelerim. Acizane aktarmaya çalıştım. Faydası olur diye düşünüyorum. Ben kendim hiçbir kursa gitmedim. Hiçbir yabancı dil kursuna gitmediğim gibi. Daha çok kendi kaynaklarımla internet ortamında bol bol kitap okuyarak, bol bol dinleme yaparak ve çok emek vererek İngilizcemi belli bir seviyeye getirdim arkadaşlar. Bu tecrübelerimi de aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olur ve en niyetinde yabancı dil öğrenmek istiyorsak sabır, istikrar ve çok çalışmak, çok gayret etmek arkadaşlar. Bunu zamana yaymak ve en önemlisi sonuç beklememek arkadaşlar. Sonucu finalde beklemek. Sadece o dediğim süre içerisinde sadece yapmamız gereken hususları yapmak ve sonucunu beynimize bırakmak, zamana bırakmak. Eminim finalde o bayrağı kaldıracaksınızdır. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah birkaç sene sonra bu söylediğim hususlarla başarılı olmuş birkaç arkadaşın da yorumlarını alırız. Tanışma, konuşma imkanımız da olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.